Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Ağustos 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Ağustos ayı sizin için eğlenceli, keyifli, aşk ve romantik hayatınızda önemli kararlar verebileceğiniz, yeteneklerinizi fark edip değerlendirebileceğiniz bir ay. Biraz daha yaşamın eğlenceli yanlarına yöneliyorsunuz ay başından itibaren. Güneş 23 Ağustos'a kadar Aslan Burcu'nda parlayacak. 28 Temmuz'da doğan Aslan yeni ayının tesirlerini Ağustos'un ilk 10 günlük sürecinde hissetmeye devam ediyoruz. Özellikle Ağustos'un ilk haftasında bu anlamda çok hareketli olabilir sizin için. Çocuklarla ilgili konular, işte çalıştığınız projeyle ilgili atacağınız adımlar, vereceğiniz kararlar, özellikle sosyalleşebileceğiniz, çeşitli grupların, ekiplerin içerisine girebileceğiniz bir dönemdesiniz. Bunlar eğlenceli toplantılar olabilir, kutlamalar olabilir, bir seminer olabilir, bir eğitim ortamı olabilir. Hani etrafınızda kalabalıklar var. Kendiniz için, çocuklar için de bu aktiviteler sürebilir. Sosyal hayatta dikkat çekebileceğiniz bir dönem. Gezegeniniz Venüs ilk haftası itibariyle Ağustos'un Aslan Burcu'nda parlamaya başlıyor ki bu sizin için güzel bir alan. Enerjinizi arttıracak. Hayat biraz rahatınıza, keyfinize düşkün olabilirsiniz ama keyif içinde fırsatlar var. Yani bir tatile çıkabilirsiniz örneğin, seyahate çıkabilirsiniz. İşte arkadaşlarla böyle eğlenceli ortamlarda olabilirsiniz, konserlere katılabilirsiniz, yemek davetlerine gidebilirsiniz, düğün töreni, nişan töreni, nikah daveti gibi ortamlar olabilir. Yani bunlar size keyif veren, sizin sosyalleşmenizi sağlayan etkinlikler olabilir. İş ve yaratıcılık alanlarında da Venüs'ün burada sizin başkaları tarafından, kalabalıklar tarafından dikkat çekmenizi sağlayacak, yani sahnede olmanızı destekleyecek güzel etkileri olabilir. 12 Ağustos'ta Kova Burcu'nun 19 derecesinde Dolunay meydana gelecek sevgili teraziler. Bu Dolunay size dost bir burçta. Ancak Dolunay zor bir Dolunay. Çünkü Satürn'le birleşiyor ve Boğa Burcu'ndaki Uranüs'ten zıt bir açı alıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçlar daha fazla etkileniyor. Siz bir öncü burçsunuz. Evet, ben de bir teraziyim. Dolayısıyla bu Kova Dolunay aslında belki iyi yönleriyle bize daha çok etki edecek gibi görünüyor. Eğer kişisel doğum haritalarınızda sabit burçların 19 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa biraz daha zorluklar olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. İşte Satürn'le birleştiği için sorumluluklar anlamına geliyor bu. Görevler anlamına, zaman zaman bazı kısıtlamalar, engeller olabilir. Hangi alanlarda olabilir? Çocuklarla ilgili bazı işleriniz olabilir, sorumluluklarınız olabilir. İşte çocuğunuzun belki sağlık konusu, çocuğunuzun eğitimi, sınavları olabilir, maddi sorumluluklarınız olabilir. Aşk hayatınızda biraz canınızı sıkabilecek konular olabilir. Belki bir ilişkiyi bitirmeye karar vereceksiniz. Yani bu tarz konularınız olabilir ama eğer sabit burçlarda olumsuz yerleşimleriniz yoksa direkt güneşinize bu dolunay daha güzel bir açıda. Bu da çocuklarla ilgili bir beklentinizin sonuçlanması, bir hedefe ulaşmanız, harcadığınız emeklerin karşılığını almanız, hak edişler getirebilir. Sosyal hayatta da bazı hedeflerinize ulaşabilir. İş hayatında başarılar kazanabilirsiniz. Hatta aşk hayatınızda da belki biraz daha ciddi, hani ilişkinizin sorumluluğunu alma yönünde hareketleriniz olabilir. Bu dolunayla beraber özellikle ayın 9'u ile 15'i arasındaki süreçte bu dolunay tesirleri kendini çok daha yoğun hissettirebilir. 13-19 Ağustos aralığında gökyüzünde Merkür'ün özellikle Venüs'ün, Mars'ın yani daha destekleyici açıları var ki bunlar günlük hayatımızda ilişkilerimizi, sosyal hayatımızı, zihinsel aktivitelerimizi, ticari işlerimizi olumlu etkileyebilir. Destekler gelebilir. Biraz daha böyle hareketin, bilgi trafiğinin, seyahat trafiğinin de artabileceği zamanlar, bunları değerlendirebilirsiniz. 20 Ağustos itibariyle bu yılın en önemli gezegen geçişlerinden birisi olacak. Mars, Boğa Burcu'ndan ayrılıp İkizler Burcu'na geçecek. Niçin önemsiyoruz bu dönemi? Çünkü uzun süre kalacak Mars İkizler'de. Mars'ın kendi içinde önemli bir döngüsü vardır. 2 yıllık süreçler içerisinde bir burçla 6 aydan daha fazla kalır. Ve bu dönemde gerileme, retro hareket yapar. 20 Ağustos'ta Mars İkizler'e geçecek. 30 Ekim itibariyle gerilemeye başlayacak. 12 Ocak'a kadar gerilemesi devam edecek. 12 Ocak'tan itibaren ilerleyecek ve 26 Mart'a kadar da Mars İkizler'de kalacak. Önümüzdeki 7 aylık bir dönemden bahsediyoruz. Kuşkusuz Mars haritamızda İkizler Burcu'nun bulunduğu alanları bu önümüzdeki 7 ay çok etkileyecek. Çünkü Mars neredeyse enerji oradadır. Mücadele oradadır. Aksiyon oradadır. Mars bize enerji ve motivasyon verir, güç verir. Ancak
agresyon da yarattığı için burada sıkıntılar, çatışmalar, huzursuzluklar, gerginlikler de yaratabilir. Buna dikkat etmek lazım. İkizler sizin dost bir burcunuz, sevgili teraziler. Evet, burçtaşlarım. İkizler bizim dost bir burcumuz. Dolayısıyla Mars bize sert bir açıda olmayacak. Bu dönemde daha çok değişken burçları zorlayacaktır. Mars bize üçgen açıda olacak terazilere. Dolayısıyla hani enerji verme, motive etme yönünün daha güçlü olacağını söyleyebilirim. Dokuzuncu evinizde olacak. Bu dönem daha fazla seyahat etmeniz, gezmeniz mümkün. Yani ikizler zaten hareket demek, iletişim demek, bilgi trafiği demek, eğitimler için çok enerjik bir dönemdesiniz. Yani çok meraklı olup birçok şeyi öğrenebilir, kurslara katılabilir, seminerlere katılabilir, akademik alanda çalışmalar yapabilirsiniz. Bol bol gezebilirsiniz, seyahat edebilirsiniz. Lojistik alanlarında, özellikle işi, ticaret ve bu tarz alanlarda olanları da tabii ki çok yoğun bir dönem bekliyor. Özellikle retro döneminde, Kasım, Aralık, Ocak ortalarına kadar olan dönemde de Mars'ın enerjisi biraz daha sıkıntılı olacağı için, yavaşlayacağı için, terslikler daha fazla çıkarabileceği için bu süreçte dikkat edilmesi gerekiyor. Onu daha sonra konuşacağız zaten. Bunun yanı sıra özellikle medya, basın, yayıncılık, bir şeyleri yazmak, anlatmak, konuşmak, internette, dijital platformlarda bir şeyler yapmak için Mars burada size çok destek oluyor. Yani bu buralarda da gerçekten çok efor sarf edebilirsiniz. Belki de çok önemli başarılar elde edebilirsiniz sevgili teraziler. Evet, ayın 23'ü itibariyle Güneş Başak Burcu'na geçiyor ve 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nun 4 derecesinde yeni ay doğacak. Bu yeni ay 12. evinizde doğuyor sevgili teraziler. Değişken burçlarımızı daha çok etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların 4 derecesi ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Başak, Balık, İkizler ya da Yay burçları olması gerekiyor. Bulunuyorsa evet, etki alabilirsiniz. 12. ev yeni ayları hayatımızda çok da hani direkt etki edemeyeceğimiz, biraz daha geri planda kalan, daha belirsiz, daha gizli konularla ilgilidir. Burası kontrol dışı olan durumlarla da ilgilidir. Ama Başak'ın genel kapsamında düzen vardır, sağlık vardır, iş ve çalışma konuları vardır. Bu yeni ay hayatımızı iyileştirmek için, sağlığımızı iyileştirmek için bazı düzenlemeler yapmamıza fırsat verebilir. 10 Eylül'e kadar aslında etkileri devam edecek. Örneğin bir beslenme programı, belki diyete başlayabilirsiniz. İşte bir sağlık sorununuz var. Bununla ilgili alternatif tıptan yararlanabilirsiniz. Detoks yapabilirsiniz. Örneğin sağlık sorununuzla ilgili bir terapi, mesela bir terapi olabilir. Bilinçaltı çalışmaları, ruhsal çalışmalar için de çok olumlu bir yeni ay bu. Zararlı alışkanlıkları bırakabilirsiniz. İş hayatınızda, çalışma düzeninizde bazı radikal kararlar verebilirsiniz örneğin. Bu yeni ay biraz daha hayatımızı düzenlemek, iyileştirmek, şifa bulmak için bize fırsatlar getirebilir. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.